ATV ekranında kertenkele rüzgara eserken gözler dizinin yıldızlarına çevrildi. Güzelliği ve samimi oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Eda Özerkan'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İzliyoruz. Kertenkele'de oynadığı Selin karakteriyle güzelliği bir kez daha ön plana çıkan Eda Özerkan, moda zevkini ve bilgisini dizi TV izleyicileriyle paylaştı. Birbirinden şık tuvaletler giyen güzel oyuncu, dizi TV izleyicilerine adeta kırmızı alışıklığı yaşattı. Eda Özerkan, imrendiren düzgün fiziğini nasıl koruyor? Bir tane haşlanmış yumurta. Tamamen doğal yöntemlerle koruduğu güzellik sırları... Asla yüzümü yıkamadan yatma. Eda Özerkan tüm samimiyetiyle merak ettiğiniz sorulara cevap veriyor. Sonrasında da aşk gelsin üçüncü planda. Kariyerine modellikle başlayan Eda, güzel fiziğinin avantajlarına aldığı eğitimleri de ekleyerek başarılı bir modellik hayatı geçirdi ve yoluna oyunculukla devam ediyor. Güzel oyuncu kariyeri boyunca ailesinden her daim destek almasının büyük avantajlarını yaşamış. Modelliği hiçbir zaman araç olarak kullanmadım. Hani oyuncu olurum, işte modelliği de yapayım, bir yerlere gelirim mantığına hiçbir zaman bakmadım. Modelliği hep ben bir meslek olarak baktım. Ve modelliği sevdiğim için yaptım. O podyumda yürümeyi, o kıyafeti taşımayı hep arzu ettim. Ve gittim eğitimini aldım. Ailem sağ olsun bana destek oldu. Sonrasında dediğim gibi oyunculuk hep benim... Bir tarafımda vardı ama doğru yerden başlamak çok önemli. Bunun için neler yapabilirim onu düşünmeye başladım. Ecole de Rome, Aile Algan'dan eğitim almaya başladım. Başarıyla bitirdim, sertifikamı aldım. Daha sonra kendimi yeterli görmediğim için Murat Cemcir'den devam ettirdim. Çünkü oyunculuk öyle bir şey ki hiçbir zaman oldum diyemezsin. Oldum dediğin yerde tıkandığın yerdir zaten. Zehracığım artık bir oyunun içindesiniz. Çaktırmamanız lazım. Ben çaktırmam zaten de. Kurallarınız olabilir mesela, ne bileyim. Yani her şeyi ince ince planlamanız lazım. Ziya Hoca ile mutlaka konuş. Yani o da kabul etti bir kere. Kimsenin şüphesini üzerinize çekmeden yürütün bu işi. Moda ilgisi sarıldığının aksine modellikle değil, annesinin giyim tarzıyla başlamış Eda'nın. Öyle ki küçük yaşlarda başlayan bu ilgi kendi moda tarzının oluşmasında da önemli bir etken olmuş. Kendime yakışanı mümkün olduğu kadar giyiyorum. Tabii ki modayı takip ediyorum, renkleri takip ediyorum, trendleri takip ediyorum. Ama benim için önemli olan pazardan dahi bir şey aldığım zaman kendime yakışmasıdır. Kendime yakıştırabiliyorsam bu benim zaten moda anlayışım bu şekilde. Dışarıya çıktığım zaman işte 5 liralık bir şeyi bile insanların şöyle sorması yeterli olabiliyor. İşte Eda'cığım üstündeki ne kadar güzel, nereden aldın bunu demesi zaten senin tarzını gösteriyor. Kertenkele'de giydiği kostümlerin tarzına çok uygun olduğunu söyleyen Eda, pek çok kadın gibi ayakkabı ve çanta tutkunu. Ayakkabı ve çanta tutkunuyum. Alışveriş yaparken en çok neye para harcıyorum? Evet, ayakkabı ve çantaya para harcıyorum. Onun dışında kıyafetlere her yerden bulup kendime uygun giyebiliyorum. Eda için ne güzel zayıf ve her daim formda, ne şanslı diyenler o kadar peşin hükümlü olmasın. Zira bu fiziğin böyle kalması o kadar da kolay olmuyor. Ben çok rahat kilo alabilen insanım ve zaten bundan Adanalı döneminden bahsediyorum. Bir 5 kilo daha fazlam vardı. Tabii ki dikkat ediyorum. Ben birazcık kaçırdığım zaman çok çabuk kilo alabilen bir insanım. Hep dikkat etmek zorundayım çünkü ekran önü işi yapıyoruz. Saçına, cildine, kilona, ayağına, tırnağına, her şeyine dikkat etmek zorundasın. Hani benim dikkat etmeme gibi bir lüksüm yok. Sormadan edemiyoruz. Eda Hanım, formda kalma sırlarınız nelerdir? Gün içerisinde en az, gerçekten bunu yapabiliyorlarsa yapsınlar, 2,5 litre su. Ama bir anda değil. Onu işte 2,5 litreye güne bölerek, yatana kadar güne bölerek, çünkü bir anda içmek de sakıncalı.
güne bölerek içecek. Sabah kahvaltısında ben mesela mutlaka her gün bir tane haşlanmış yumurta kayısı kıvamında yerim. Ne çok rafadan ne çok haşlanmış yerim. Mutlaka zeytinimi, peynirimi, reçelimi, her şeyimi yerim. Yağımı bile yerim ki çünkü sabah kahvaltısı bizim için çok önemli. Bunu yedikten sonra ekmekle sınırım yoktur sabah kahvaltısında. Karnım doyana kadar yerim ama akşam ekmek yemem. Yani akşam mutlaka ekmek olayını bitiririm. Sadece ızgara, işte tavuk, balık, salata ağırlıklı beslenip günü kapatırım. Gece yatmadan önce de yoğurt, süt, bunları tüketip yatarım. Eda için spor bir yaşam biçimi. Hemen her tür spora ilgisi olan güzel oyuncu, özellikle rollerblade ve buz pateni konusunda iddialı. Hem buz pateni hem rollerblade yapıyorum, pilates de yapıyorum. Ben bisiklet de normalde sahilde sürüyorum, paten de yapıyorum, yüzmeyi de çok seviyorum. Benim biraz geniş kapsamlı, kendimi sınırlamıyorum. Bir şeye bağlı kalıp hayatımı o şekilde yönlendirmiyorum, daha geniş bakıyorum. Eda'nın söylediği sporları yapınca onun gibi görüneceksiniz, sonucuna varmayın sakın. Spor yapılmalı ama bilinçli olarak. Tamamıyla kişiye özel spor yapılması gerekiyor. Yani bilinçli spor yapılması gerekiyor. Bunun için de mutlaka bir spor merkezine gidip yağ oranı, işte genel testten geçip kanı, yağ, işte su kaybı vesaire, buna göre bir şeyler önermesi gerekiyor hocalarının. Yaptığı bilinçli sporla fit bir vücuda sahip olan güzel oyuncu, cildi ve saçları için bakın ne gibi özel bakımlar uyguluyor. Saat kaç olursa olsun, hani istersem sabaha kadar çalışayım, asla yüzümü yıkamadan yatmam. Makyajla asla mümkün olduğu kadar kalmıyorum. Günlük hayatımda makyaj pek yapmıyorum, sadece eyeliner, parlatıcı, allık şeklinde geziyorum. Haftada bir çok yoğun çalıştığım için kuaförüme gidiyorum saç bakımı için. Artı kendim sarımsak sürüyorum 15 günde bir. Onun üstüne kantaron yağı, özel annemin yaptığı, yayla evinde yaptığı bir yağımız var, orijinal. Onu üstüne sürüyorum. Sarıyorum onu boneyle. Ertesi gün oluyor, yıkıyorum. O anlık evet bir koku oluyor ama yıkadıktan sonra herhangi bir kokusu kalmıyor. En büyük güzellik sırrı aşktır denir. Siz katılır mısınız bu söze? Evet, aşk çok önemli ama bence aşktan ziyade huzur. Aşk da işin içine girince onun da huzursuzluğu var. Çok aşık olunca da peşini birçok sorun, dert, sıkıntı bırakmıyor. Evet, güzel bir aşk da bunu perçinleyebilir ama bence benim içsel huzurum, sağlık ve huzur benim en baştaki güzellik sırrım. Sonrasında da aşk gelsin üçüncü planda.